Okay. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena heb lana min ezvacina ve zürriyatina kurrata a'yunin ve ce'alna lil muttaqina imama. Rabbi evzi'ni en eşkura ni'meteke elleti en'amte aleyye ve ala valideyye. وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اِنِّي تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَصَلِّ اللّٰهُمَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَاَتْبَاعِهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمين. Münazaret, kaldığımız soru, sual şu. Bilmiyorum geriye gitmeye gerek var mı? Niye gidiyorsun? Okey. Ne diyorsun? Sual. Ne diyorsun? Şu sena ettiğin hürriyet hakkında denilmiş. Denilmiştir. Yani sen övüyorsun hürriyeti ama bunun hakkında şöyle bir söz söylenilmiş diyor. Hürriyetun harriyetun binnar le'enneha hassu bil kuffa. Hürriyet, yani yakılsa yakılıp yok edilmesi lazım. Çünkü o kafirlere ait bir olaydır. Müminler, Müslümanlar, daha doğrusu mümin, bunu söyleyen adam mümin demez, Müslüman der. Müslümanlar hürriyetten yana olamazlar. Çünkü kafamızın gerisindeki yatan fikir şu. Biz Allah'ın kullarıyız, hür olamayız. Zaten köleyiz yani. Ama hürriyet ne demek? Şu dünya şartlarında hürriyet ne demek? Çünkü burada yaratılmışım ben. Burada nasıl hür olurum? Allah'ın kulu olmak benim varlığımı Allah'a bağlamamla ilgili bir olay. Ama dünya şartlarında fiziki nesnelerle olan ilişkimde veya çevremdeki insanlarla olan ilişkimde ya da toplumla olan ilişkimde, toplumun kurallarıyla olan ilişkimde hür olmak ayrı bir konudur. Allah'a karşı hür değil ama mesela Allah'ın bana ikram ettiği her ne imkan olursa olsun o imkanı kullanmada hür olmam lazım. Ta ki bu çok önemli bir nokta. Ta ki o hürriyetimi kullanırken irade-i cüz'iyemi kullanıyorum demektir. Hürriyetin kullanımı, irade-i cüz'iyenin kullanımı bana tercih yapma imkanı tanır. Zaten benim bu dünyadaki esas görevim bu tercih hangi esasa göre yaptığımdır. Bunu anlamamız lazım. Ama bu tanımı yapan kimse kafirlere, hürriyet kafirlere layık bir şeydir. Kafirlere aittir. Diye tanım yapan bu kimse لِاَنَّهَا تَخْتَصُ بِالْكُفَّرِ. Yani bu kafirlerin işi bu. Ya. Müminlerin, Müslümanların yine karıştırıyorum. Müslümanların işi değil bu. Mümin olan farkına varır da Müslümanım diyen farkına varmaz. Varmayabilir. Mutlaka varmaz değil. Varmayabilir. Varmama ihtimali çok fazla. Onun için bunlar hürriyet kafirlere ait bir olaydır diyen kimse insanın esbab dairesindeki ilişkileriyle insanın o esbab dairesindeki ilişkilerden kaynaklanarak ulaştığı sonuç olan kendisinin mahlukiyeti, esbabın mahlukiyeti ve onların bir haliki, maliki olduğunu anlama ve onlara eşyayı ve kendisini o halika teslim etme işlemi ayrı bir olaydır. Buna Nursi'nin genel kullanımında esbab dairesinde, mülk dairesinde ve kudret dairesindeki ilişkileri, mülk dairesinin ilişkilerini, kudret dairesinin ilişkilerini ki mesela kainatın yaratıcısına bakan yönüyle kainatın yaratıcısıyla ilişki kurma dairelerinin farklılığını hiç fark etmemiş bu cümleyi yazan kimse veya söyleyen kimse. Yani ne konuştuğunun farkında değil. Şimdi Nursi
bunun veya işte Kürdi, o zamanın tabiriyle Said-i Kürdi bunun tahlilini yapacak bu cümlenin. Ama şöyle bir şey var. Pratikte yani sürekli yani sadece amel noktasından baksam bile köle azat etmenin çok teşvik edildiği çok somut, konkret şeyler var. Örnekler var. Yani orada sanki şey var, hürriyetin vurgusu var. İnsan, hürriyetin neden insana yaraşır bir şey olduğunun vurgusu var. Yani böyle bir dinin nasıl, yani çok acayip bir şey, tamamen ters dönmüş olması çok garip. Yani dinin vurgusunun burada olmasına rağmen hürriyetin kafirlere has bir şey olduğu noktasına nasıl gelinmiş? Gelinmiş çünkü şöyle böyle bir aşama da var. Dikkat edin, hala Müslümanlar dan bazıları fıkhın bir kuralı olarak, pratikteki bir kural olarak köleliği cariye uygulamasını İslam'ın ana prensiplerine aykırı görmüyorlar. Buradan kaynaklanıyor. Kölelik, evet, pratikte İslam'ın gelişmesiyle kölelik ortadan kalktı ama hala haklı görülebilecek uygulama alanları var diye. Neye Şeyhülislamlar fetva verip sultanların haremliklerinde kaç tane cariye adı altında kadınlar bulunuyordu? Hangi cariye bu? Ha? Bunu fıkhen caiz görme eğilimi hakim. Neden olduğunu Kürdi'nin yaptığı açıklamalardaki inceliklere dikkat etmek suretiyle anlayacağız. İnce noktalar ama. Neden böyle bir anlayışın, böyle bir uygulamanın devamına fetva verme eğilimi nereden kaynaklanıyor ve bu neden yanlış? Yanlış olduğunu inşallah göreceğiz. Fakat aklımızda bulunsun, unutmayalım bunu. Peki okuyorum. O biçare şair, hürriyeti Bolşevizm mesleği ve ibahe mesleği zannetmiş. Yani her şeyi mübah gören ibahe mesleği. Yani öyle insan istediği her şeyi yapar canım diye anlamış hürriyeti ve onun için demiş ki İran istediği her şeyi yapar, yani kimseye karşı sorumlu değil, hele Allah'ına karşı sorumlu değil diyen kimse, öyle hürriyeti bu şekilde anlayan kimse yanlış anlamış diyor. Hürriyetin böyle bir anlayışla ilgisi yok. Devam ediyor. Haşa. Yani bu anlayış kesinlikle İslam'ın temel öğretisine aykırı. Belki insana karşı hürriyet, bu çok önemli bir cümle bence. İnsana karşı hürriyet, Allah'a karşı ubudiyeti intac eder. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu cümleyi hep beraber düşünüyoruz buradaki arkadaşlarla birlikte. Ne demek? İnsana karşı hürriyet, Allah'a karşı ubudiyeti intac eder. Zor bir şey değil. Düşün, yani düşünmek lazım. Ezbere konuşmamak lazım. Evet arkadaşlar, ne diyorsunuz? Yalnız buradaki arkadaşlar değil. Bu sanal odadaki arkadaşlar da ne diyorsunuz? İnsana karşı hürriyet, Allah'a karşı ubudiyeti intac eder. Biraz daha genişletsek, eşeğe karşı hürriyet desek. İnceleme. Evet. De diyebilirsin. Evet. Güzel nokta. Yani eşyaya ya da insana kulluğu bırakınca ya da tapınmayı bırakınca, o farkındalığa varınca, o zaten direkt olarak Allah'a ubudiyeti
kendi ihtiyaçlarına ve kendi insani ihtiyaçlarına kendine ait olan isteklerini yalnız kendine ait, hakka değil, gerçeğe değil olan isteklerinin de ubudiyetinden kurtulur. Yani kendini hür bilir. Tasallutundan mı kurtulur? Yani kendisinin de tasallutundan kurtulur. Eşyanın tasallutundan da kurtulur. Gerçi pratik örnek vermek lazım. Güzel başladın. Pratik örnek vermek lazım. Acıkınca yemek diyorum, değil mi? Yemek yemeye muhtaç olunca insan zannediyor ki yemeğe mahkum oldum. Çünkü yemeğe muhtacım. Yani Allah'ım, Allah'ın alakası yok. Görür pratikte. Acıktım, ne yapıyorum? Doğru mutfağa koşuyorum, yemeğe sarılıyorum, değil mi? Peki insan yemeğe muhtaç olunca o muhtaciyetinden nasıl hür olur? Nasıl kurtulur? Yani biz ona çok aşırı gibi görünen bir ibadet kelimeyle yemeğe ibadet etme. Yani ben sana muhtacım, sen benim ihtiyacımı karşılıyorsun demekten nasıl kurtulur? Rezzak tanıyarak. O ilişki içerisinde rezzak tanıyarak. O yemekle benim ihtiyacım yani, arasındaki ilişkiyi Kur'an düzenin sahibini tanıyarak. Yani açlığın yemekle beraber var edildiğini, yani o ikisinin olmazsa olmaz bir ikili olduğunu, ikisinin beraber var edildiğini farkındalığı, yemeğin seni doyurmayacağını zaten farkındalığı demek. Yani yemek, rezzaka ulaşıyor. Yemek yarattıktır. Yaratılmaya muhtaç olan bir şeydir. Farkında olmak, yani düşünmek lazım. Yemek, neyse yediğin şey, benim ihtiyacımı bilir mi? Karşılar mı? Kendine varlık verebilir mi? Kendine yemek olma, yani gıda kaynağı olma özelliği verebilir mi? Ama yani bunları sorgulayınca insan anlar ki, her insan, Müslüman falan olmak şartı yok. Her insan anlar ki yemek beni bilmez. O da yapılmaya muhtaç. Var edilmeye muhtaç. Bu çok önemli. En tabanı yemek benim gibi, o da var edilmeye muhtaç. O özelliklere sahip kılınmaya muhtaç. Kendisinin bir herhangi bir özelliği yok. Benim gibi, aynen benim. Nasıl ki ben kendimi görür, duyar, düşünür, konuşur, yapamam. Kendimi öyle buldum. Yemek de kendisindeki gerek lezzet olsun, gerekse insanın ihtiyacını tatmin eden özellikleri olsun. Yemek de bu özellikleri, yemeğin molekülleri, partikülleri, ne parçacıkları neyse, kendileri karşılayabilecek özelliklere sahip değiller diye anladığımızda ne oluyor? Yemek ile benim ilişkimi birlikte kuran, yani beni yemeğe muhtaç olarak olacak özellikte var eden ile yemeğin de benim ihtiyacımı karşılayacak özellikte var edenin şu kainatın tüm düzenini kuran olduğunu, bunu Kur'an'ın ifadesini kopyalarsak buraya, Rabbul Alemin olduğunu anladığım anda yemeğin kulu değil, Rabbul Alemin'in kulu olduğumuzu anlarım. Ne, kiminle beraber? Ben de Rabbul Alemin kuluyum. Yani kainatın Halık'ının kuluyum. Yemek de kainatın Halık'ının mahluku ve kuludur. Yani onun mahlukudur. Ben de onun mahlukuyum. O da onun mahluku olduğunu anlar. Bu ilişkiyi, evet. Bence bunun bir öden şeması var. Yani yemekle olan yemek açlık ve oradan rezzet, o ilişkiyi o düzeninde anlayabilmek için ya da yemekle olan yemeğin tasavvutundan kurtulabilmek için önce kendi egonun benim üzerindeki tasavvutunu
reddediyor olmam lazım. Şimdi bir bu yani devamlı aramızda bizim kendi ilişki kurduğumuz arkadaşların arasındaki konu bu. Meseleyi egoya getirdik mi bir konuyu aşağı çıkartmamız lazım. Bu ego ene. Yani enaniyete getirdiğimizde ya ne demek istiyorsun? Bu enaniyet dediğin her şeyin, her kötülüğün kaynağı bu enaniyettir demeye geliyor senin bu sözün ve bence doğru ama bunu bana açıkla. Yani her sözün, pardon, her benim arzumun ego olarak, enaniyet olarak, ene olarak nitelenmesinin mantığını söyle bana. Neden? Bu nedir yani? Nedir bu? Kötülük nedir burada? Ben bunu istiyorum kardeşim. Bunun neresi yanlış? Acıktım, yemek yemek istiyorum. Neresi yanlış bunun? Ben istedim diye bu şey kötü mü olacak? Ben istemeyecek miyim yemek yemeyi? Kötülüğü var mı? Ondan çok emin değilim. Hayır, kötülüğü yok işte. Onu diyorum. Ego deyince, ene deyince ne kastettiğimizi açıklamamız lazım. Ene deyince tutak olması gereken bir şey değil. Bir kere her şeyden onu söyleyeyim. Benim anladığım kadar. Evet. Ama onunla beraber işte o arzular, ihtiyaçlar var. Hı. Mesela işte güzel bir araba binmek istiyorsun mesela. Ama onunla beraber bu bir yönüyle şeye bakan yön, yani egoya ya da eneye bakan bir yönü var. Böyle bir arzu var. Ama onunla beraber enenin kendi başına o ihtiyacını karşılayamayacak olmasının gerçekliği de var. Yani o arzularını kendi başına sekiz emniyette ve garantili. Garanti altına alamayacağı bir gerçeği de var. Yani bu farkındalık aslında bir anlamda insanı gerçek hürriyete yaklaştıran bir şey. Yani şunu mu demek istiyorsun? Biraz daha ben basite indirgim. Basit açıklamaları seviyorum. Yani daha basit, en basit şekliyle bizim problemli gördüğümüz, kendisinden hoşlanmadığımız, enaniyetli adam, ene falan dediğimiz esas olay, bir kişinin ya kendi varlığını ya kendi duygularını insana verilmiş olan, emanet olan, yaratılmış olan duygularını kendine mal etmesi. Özellikle. Yani bu benimdir demesi. Bu ene ne yapıyor? Bu enaniyetli tavır ne yapıyor? Bendeki özellikler benimdir diyorsa, düşünmüyor bunu ben mi vücut, bunlara ben mi vücut verdim diye düşünmüyorsa, o kişi mesela dış dünyada gördüğü eşyadaki özellikleri de neye verecek? Eşyanın kendi partiküllerine verecek. Böylece bu alemi her şey kendi kendine, Risale tabiri bu, ezbere naklediyorum, maliktir diyecek. Yani ne demek bu her şey kendi kendine malik? Yani kendi kendine vücut verdi demek. Kendi kendine var oldu demek. Kendini var etti demek. Kendi özelliklerinin de varlık kaynağı demek. Bu hiçbir insanın detayında düşündüğü zaman, yani detayında derken, ha yanlış söyledim detayı, ciddi bir şekilde düşündüğü zaman, ya kardeşim şu masa kendisinin özelliğini kendisi vermiş olamaz ki diyenler. Ben mesela kendimdeki herhangi bir özellik, burnum var, ağzım var, gözüm var, hani kan dolaşım sistemim var. Bunlara ben vücut vermedim ki diyenler. Bu düşüncesizlikten birazcık şöyle oturup da bu söylediğim söz ne anlama gelir deme teşebbüsünde bulunmaktan, yani bir gayretinde bulunmaktan uzak kalınca insan böyle saçma fikirlerin kulu oluyor.
Ene dediğimiz olay benim içimden geçen, bana verilmiş olan duyguları, mesela güzel bir şeye sahip olmak, mutlu olmak. Mesela ben hiçbir problemim olsun istemiyorum, hiçbir hastalığım olsun istemiyorum. Yani bu duyguların hepsi bana, benim yaratıcım tarafından verilmiş duygular, bana verilmiş. Kim yaptıysa beni o vermiş. Bunu kendime mal etmeyeceğim. Çünkü kendime mal etmemin gerçekliği yok. Mümkün değil, savunamam. Bunu ben yaptım diye. Bunun farkına varmaca ben şunu seviyorum, ben bunu sevmiyorum, şundan hoşlanmam, şöyle bir şeyim olsa deyip atıp tutuyoruz. Tabanı yok yani. Ene dediğimiz olay bu mu? Aynen öyle. İnsanın kendine ait, eğer ben kendime ait müstakil bir varlığım, bağımsız müstakil bir varlığım var iddiasında ise benim dışımdaki herkese de aynı nazarla bakmak zorundayım. Eğer bu nazarla hayata ya da kendime varlığa yaklaşırsam bu sefer bu anlayış beni otomatik olarak kendim bağımsızlığım ve müstakil bir varlığım var ya, o ihtiyaçlarımı garanti altına bir şekilde almam gerekiyor. Bu anlayış beni başkalarının tasavvutu altına ister istemez sokuyor. Yani başka alternatifi yok yani. Gerektiriyor yani. Bu bağımsızlık iddiası onu gerektiriyor. Ya mesela ben... Ama eğer benim kendime ait mutlaka bir bağımsızlığım olmadığının farkındalığıyla yaşarsam, o zaman eşeğe karşı ya da diğer insanlara karşı bu anlayış beni hür kılıyor. Ama beni tek bir şeye bağlıyor. O da beni var edene bağlıyor. Kim var etti seni? Dolayısıyla ubudiyet denen şey de bu zaten. Yani dolayısıyla hayatta attığım her adımı bu şuurla yapabilirsem eğer sürekli beni var edenin hayatımdaki en ufak detayı kontrol ettiği bilinciyle yaşarsam bu da ubudiyet oluyor. Yani Allah'ın huzurunda yaşamış olmak demek de bu oluyor herhalde. Beni var edenin beni daima kontrol ettiğini nereden çıkarttın diye soruyor benim nefsim şimdi. Böyle diyelim, yine nefis kullandık burada. Nefis açıklarken nefis kullanmak bir çelişki ama benden öyle bir soru geliyor. Çünkü benim her anda bana verilmiş olan, her anda bana verilmiş olan her ne olursa olsun, duygu cinsinden olsun, madde cinsinden olsun, beden olsun, bunun ben varlığını ne kendime ne de bir başka varlığa izafe edemiyorum. Ya bu kainatı kim yaptıysa o yapıyor. Demek zorundayım. Başka türlü izahı yok. Onun için ben şimdi kendime, kendimdeki bir özelliği eğer fark edersem ki, mesela ben diyelim bir konuda bir şey biliyorum, değil mi? Veya param var. Ve diyelim ki bir iş yerinin sahibiyim ben. Eğer ben dersem ki ben bu iş yerinin sahibiyim, burada benim borum öter. Tamam, benim dediğim olur. Dersem bir başka alanda herhangi bir özelliğe sahip olan kişi de benim gözümde evet, o alanda da o kişinin borusu yeter diyorum. Köleleşme buradan başlıyor. Enaniyetten başlıyor. Konuya gelelim veya metne dönelim. İnsana karşı hürriyet önce bir insanın kendisinin varlığını kendisine ait olmadığının bilincine ulaşmasıyla başlar. O zaman mesela bende para var diyelim, iş yerim var, 20 tane adam çalıştırtıyorum. Bu özellik bana ait değildir, bana verilmiştir dersem, bir başka yerde 20 kişi değil de 2000 kişi, büyük firmalar 20 bin kişi çalıştırıyorlar. 20 bin kişi çalıştıran bir firmanın da aynen benim gibi o özelliğinin bir kendine ait bir üstünlük olmadığı, bilakis ona verilmiş bir emanet olduğunu anlarım. Onlara karşı köle olmam. Ancak ben yani Kur'an'ın en çok sevdiğim,
Kur'an'daki mesaj, yani hiçbir şey olmasa bana yeter dediğim mesajı şu, Kur'an'ı. La ilahe illahu. Ancak, çok basit. Kur'an'ın öğretisi çok basit, hakikaten basit. Ancak benim kendimdeki özelliklerin, benim bana ait olmadığını anlamak suretiyle başkasındaki özelliklerinde onların onlara ait olmadığını anlamak çok kolay, çok basit. Anlamaya ulaşırım. O zaman bu özellikler nereden geldi diye sormak zorundayım. İşte insana karşı hürriyet, Allah'a karşı ubudiyeti intihac eder. Da öncesindeki sorduğu sorunun şeyini anladım galiba şimdi. Yani bir insan niye öyle bir soruyu sorar? Niye şey, küfriyetin kafirlere has bir şey olduğunu düşünür? Söyler ya. Eğer insan kendi iddiasından vazgeçmezse Rabbine karşı, sen hürsün, diğer insanlara karşı hürsün demek o insana sosyal hayatta anarşiye sebep olur gibi geldi bana. Yani düşünsenize şey yok. Yani Rabbinle ilişkin yok. Ama hala hazırda müstakil bir varlığın olduğunu iddia ediyorsun aynı zamanda. Ve bununla beraber de birisi gelip diyor ki sen hürsün kardeşim diyor. Kimseye ihtiyacın yok. Kendi kafana öyle takılabilirsin. Bu sanki toplum düzeni açısından anarşiye kapı açan bir yönü var. Yani ama işte hürriyet bu değil. Hürriyet bu değil. Neden böyle bir hataya düşüyor bu tanımı yapan şair? Yani hürriyet kafirlere ait bir özelliktir deme gafletinde bulunan bir kişi neden böyle bir şey söylüyor? Böyle bir şey söylüyor. Çünkü bu kimsenin inandığını iddia ettiği İslamiyet, inandığını iddia ettiği Kur'an hakkında hiçbir bilgisi yok. Hiçbir şeyin farkında değil. Bu adam tutturmuş, taklidi olarak biz Müslümanız diyen aptalın teki. Evet. Peki de yani insanlara hürriyetten bahsetmeden önce Rablerini tanıtmak lazım. Ta ki bilmiyorum gerçeği. Kendi tanırsa. Kendini tanıması lazım. Ben Müslümanım, Allah'a inanıyorum diye tutturmuş diyor. Kendi tanımıyor ki sana tanıtsın. Tanıtacak olsa bu sözü söylemez zaten. Gerçi sanki ikisi beraber işliyor gibi. Yani bir taraftan hür olabildiği kadar kendine ait bir kararın oluyor ve kendine ait bir duruşun oluyor. Rabbinle olan ilişkinde. Rabbini tanıyabildiğin kadar da aynı zamanda diğer eşyadan hür ve bağımsız oluyorsun. Yani arkadaşım, şunu anladım ben bu konuşmadan. İmani perspektiften din tahlil edilmediği, anlaşılmadığı zaman insan böyle taassubun içerisinde düşmek ve yanlışların içerisinde boğulup kalmak zorundadır. Ben bundan kurtulamayız. O zaman kafirler hür olur, mümin hür olmaz. Hoca ne derse veya din adına ne söylenirse onu yapmak zorundayız biz. Hürriyet ne demek kardeşim der. Ve bu yalnız bu o zaman söylenmiş bir söz değil. Hala şimdi söylenen piyasada olan bir cümledir. Bu yani Müslümanız dediğimiz halde İslamiyet'in ne öğrettiğinin hiçbir şekilde farkında olmamamızın delili veya işaretidir. Bu arada Alaaddin yazdı, insanlara karşı hakiki hür olabilen ancak Allah'a abd olan. Yani diyor, evet, neden Allah'a abd olan? Yani sebeplere tesir vermeyen kişidir dedi. Doğru söylüyorsun Alaaddin de, sebeplere tesir nasıl vermeyeceğimizi konuştuk. Bunlara sizin de dikkat etmeniz lazım. Sebeplere nasıl tesir vermeyeceğim izahı yapılmadan sebeplere tesir vermeyeceğiz arkadaş demenin hiçbir anlamı yok.
Evet, yani biraz tahkikçi meslekte gitmemiz lazım. Tahkiksiz konuşmalara pek fazla rağbet etmiyorum ben. Evet, çünkü zaten şimdiye kadar gerek Kur'an'ın gerekse İslam'ın takipçisi olduğunu söyleyen insanların neden böyle boşlukta olduğu, tahkiksiz düşünmenin tahkikini, nedenini ortaya koymadan bir inanç iddiasında, bir din takipçisi iddiasında bulunmanın sonuçları, meyveleri ortada. Tamamen tabanı yok, boş bir Müslümanlık iddiasında bulunan toplum çıktı ortaya, İslam toplumu dediğimiz. Tahkikli konuşacağız. Neden? Esbaba tesir vermeyecek. Neden vermeyecek? Tahkikli konuşmaya alışacağız inşallah. Açıklayamayacaksak o zaman diyeceğiz, yani açıklayabiliriz de zaman müsait değil ve o zaman ezbere konuşmayacağız. Gerek Kur'an'dan, gerekse burada işte okuduğumuz müellifin eserlerinden kopyalayarak yapmış olduğumuz konuşmaların hepsi zararlıdır. Taklide yönlendiriyor bizi. Taklidi konuşmaya yönlendiriyor. Taklidi düşünmeye yönlendiriyor. Bunlar ne demektir? Çevremizdeki insanlar, özellikle bu asırdan sonra artık kesinlikle insanlar bunu sen nereden çıkarttın diye soruyorlar. Sormayanlar, sormadan ben Müslümanım diye devam namazını kılıp orucunu tutup işine bakanlarla bizim işimiz yok zaten. Sormuyor adam, ne yapayım ben o adam? Soranlar cevap bulamadığı için dinsiz oluyorlar, dini reddediyorlar. Bunun sorumlusu biziz. Neden? Tahkiki konuşmaya alışmadık da ondan. Gerekçe vereceksin bana. İkna edeceksin bir insan olarak beni. Müslüman olarak değil. Müslümansın, sen Kur'an'a inanıyorsun, Kur'an böyle diyor demek cevap değildir. İnsan olarak beni ikna edeceksin ki Kur'an'ın dediği doğrudur. Eğer doğruysa, değilse, ikna edemiyorsan susacaksın. Evet. Peki, şimdi anlaşıldı galiba. Çok güzel bir cümleydi bu, özet bir cümleydi. İnsana karşı hürriyet, Allah'a karşı ubudiyeti intihac eder. Şimdi açıklamaya devam ediyorum, metni okuyorum. Hem de çok adamlar görmüşüm. Sultan Abdülhamid'e Ahrar'dan daha ziyade hücum ederdi ve derdi. Ahrar hürriyetçiler. O zamanın hürriyetçileri de genellikle İttihat Terakki Partisi'nin takipçileri ya da sempatizanları olarak ifade edilebilir Ahrar'dan maksat. Ha, öyle bir kişi, öyleleri Abdülhamid'e karşı bu yani Abdülhamid'in düşmanı olduğunu siyasi platformda ifade eden, Abdülhamid'in yönetim biçimine karşı fiilen karşı çıkan insanlardan daha ziyade hücum ederdi Sultan Abdülhamid'e. Hücum ederdi ve derdi, hürriyeti ve kanunu esasiyi 30 sene evvel kabul ettiği için fenadır. Biliyorsunuz 1876'da birinci meşrutiyet ilanında Abdülhamid bunu kabul etmişti. Yanlış mı düşünüyorum? Tarihlerde yanılabilirim. Yani birinci meşrutiyet ilanında Abdülhamid kanunu esasiyi ve hürriyeti kabul etmişti. Sonra onu lahvetti. Ayrı konu. Konumuz o değil ama ne demek istediğini anlamamız için hatırlamak istedim. İşte yahu Nursi, yani Sadi Kürdi devam ediyor konuşmaya. Sultan Abdülhamid'in mecbur olduğu istibdadını hürriyet zanneden, çünkü dine hakim kılıyor ya, bak, Sultan Abdülhamid'in mecbur olduğu dediği de o zamanın siyasi şartlarında, siyasi ne derler, konjektür mü ne diyorlarsa de ki tavırda mecburdu diyor Nursi, ta ki yani işi şahsiyete dökmesin.
Bilmem anlatabiliyor muyum bunu. Yani Abdülhamit kişisel düşmanlığını yapmanın bir anlamı yok. Siyasi atmosferin gereği Abdülhamit öyle yapmak zorundaydı. Ben tam tarihçi falan değilim, bilmiyorum da. 1993 bilmem ne harbi falan olmuştu efendim. Rus harbi olmuştu. Yani savaş şartlarında insanlar yeni bir yönetim biçimini topluma tanıştırmak veya uygulamak mümkün değildi. Halk hazır değil, halkın hiçbir şeyden haberi yok. Kahir çoğunluk. İstanbul'daki 3-5 tane entelektüel kafelerde toplanıyor. Kıraathanelerde toplanıyor. Nişantaşı'nda toplanıyor. Fransızca konuşuyorlar. Yani Osmanlı toplumu, bütün o devlet. Bu 4-5 kişiden ibaret değildi. Yani İstanbul'daki entelektüelden ibaret değildi. Onun için Dursun diyor ki o zaman siyasi şartlarında haklı olabilir lav etmekle. Evet. Mecbur olduğu istibdadını, ama Nursi yine şunu söylemeyi herhalde tercih ediyor. Mecbur olduğu saltanatı koruma ya da meclisi lağvetme demiyor da, meclisi lağvetti ya, meclisi lağvetme demiyor da, mecbur olduğu istibdat diyor. Neden? Prensip olarak hala saltanat kendi niteliği itibariyle istibdat. Ama o günün şartlarında böyle bir hal gerekliydi, ayrı konu, ama hala istibdattır. Anlatabildim. Mesela savaş şartlarında ne yaparlar? Ne ilan ederler? Sorry? Olağanüstü hal. Olağanüstü hal ilan ederler. İşte körfü nedir? Seferberlik ilan ederler. Zorla insanları askere falan alırlar. Kimse demez ki ya bu yanlış bir iştir demez. Buna ama Nursi'nin, Kürdi'nin o zaman Abdülhamid için hala istibdat ifadesini kullanması onun mesleği itibaridir. Yani Abdülhamid'in mesleği itibaridir. Ya evet, hür bir ortamda yönetim biçimi olsun, savaş şartlarında seferberlik ilan edilsin. Zorla insanlar askere alınsınlar mesela. Ama hür bir ortamda olacak. Kanun dahilinde olacak. Sultanın, ben kralım, benim dediğim olur demesi hala istibdat. Yani teoride istibdat, pratikte belki aynı şey yapılacak. Ayrı konu. Değil mi? Bunu anlamamız lazım. Onun için Nursi yine çok incelikli bir şekilde Abdülhamid'in mecbur olduğu istibdadı kelimesini kullanıyor. İstibdadını hürriyet zanneden, çünkü o istibdadı hürriyet zanneden, o yönetim tarzını, kraliyeti tek kişinin kayıtsız şartsız söz sahibi olması, dedik olmasını hürriyet zanneden, niye bu tek kişi dindar olsun? Dindar olsun. Kimseye dinini empoze edemez ki. Bir adam dinsizse dinsizdir. Dini reddediyorsa dini reddediyordur. Sen dini reddedemezsin diye kural koyamazsın ki. Adam inanmıyor. Yani kalplere, vicdanlara kelepçe takamazsın. Adam öyle diyor. Yani eğer kendine güveniyorsan ikna et. Yanlış düşündüğünü söyle. Yani delilini getir. Bir arkadaş diyor ki ses derinden geliyor diyor. Öyle kalpten geliyor ondan. Nedeni var. Çünkü kulakçaklı mı diyelim, konuşmuyorum. Herhalde kayıp uzaktan olduğu için. Var. Mikrofon takacak yer var ama siz duymazsınız o zaman. Yani yok, bende sadece, de var. Sadece işte. Mikrofon şeyin kulaklıkla ilgili. Peki, bir de şunu deneyelim, bir de bana cevap verin şimdi. Bundan sonra
Bunu nasıl olacak? O ya, şuraya nereye koyuyoruz onu? Burası tahta ya, şuraya koyalım. Ses gidiyor mu şu an? Şimdiki bundan sonraki ses nedir? Ona sesin kalitesi nedir? Ona bir cevap verin şu anda. Şu anda sesin kalitesi değişti mi? Yazı verin lütfen. Belki onu şey değiştirmemiz gerekiyor mu şeye? Çünkü bazen Evet. Şimdi değiştirmeyelim. Çünkü oradan ben kayıt değişecek bu sefer. Çünkü kayıtta iki tane altı. Okey. Peki tekrar başlıyoruz kayda. Esselamu aleyküm. Cümleyi baştan okuyarak kafamı toparlamak istiyorum. İşte yahu Sultan Abdülhamid'in mecbur olduğu istibdadını hürriyet zanneden ve kanun esasinin müsemmasız isminden ülken adamın şimdi kanun esasının müsemmasız isminden ben şunu anlıyorum. Kanun esası diye anayasa diyorlar şimdi ona. Kanun esası diye bir şey bahsediliyor ama orada vakada gerçekten bir kanun esası var da insanlar o kanun esası uyuyor, kral o kanun esası ya sultan o kanun esası ya uyuyor falan değil. Bana en azından anayasa diye bir kural var. Bu kuralın varlığından ürken adam, isminden ürken adam, ürken adamın sözünde ne kıymet olur? Yani kanunun varlığını düşünmeye bile kabiliyeti olmayan, kanunla olsun, kurallara göre olsun, tek kişinin iradesiyle olmasın demeye gelen bir nosyona, bir kavrama dahi neden tahammül edemeyen bir kişinin sözüne ne kıymet verilir diyor müellif. Peki hem de 20 senelik İslamiyet'in şimdi yeni bir tarife geçiyoruz. 20 senelik İslamiyet'in bir fedaisi de demiştir. Artık kim dediyse 20 senelik İslamiyet'in bir fedaisi kimi kastediyor bilmiyorum o zaman. Nursi belki kendisinden bahsediyor olabilir. Böyle bir tanımı kendisi yaptırmıştır veya bir başkası yaptı da ondan naklediyor olabilir. Bu konuda bilgim yok. Bilgisi olan varsa. Peki. Teşekkür ederim. Anlaşıldı Alaaddin. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Peki. Bu tarif ne? Hürriyetin Atiyyetu'r-Rahman iz enneha khasiyetu'l-iman. Artık bunu anlamak çok zor değil şimdi değil mi? Hürriyet Rahman'ın yani Allah'ın rahmetinin bir lütfudur, ikramıdır. Çünkü o imanın olmazsa olmaz özelliğidir, hassasıdır. Neden? Biz şu cümleyi biraz uzatarak konuştuk ya, insana karşı hürriyet, Allah'a karşı ubudiyeti intac eder. Dedik ya, bunu tahlil ederken bu konuyu açıkladık aslında. Eğer bu konuda hala daha fazla açıklanma ihtiyacı hissediyorsanız, neden hürriyet imanın hassasıdır diye açıklama hissediyorsanız ben herhalde konu açıklanmış diye hissediyorum. Buyurun konuşun, sorun veya ilgilenelim hep birlikte. Rahman'ın hediyesi, Rahman vurgusu niçin özellikle burada? Çünkü bizi, insanı, mahlukları, diğer mahluklara ve kendi yanlış anlayışlarımıza mahkum etmekten kurtarmış. Mahkum olmaktan kurtarmış. Rahmet var. Ben mesela galaksileri bana verseler kimseye
minnet etmem vallahi. Hürriyet elinden almaz. Efendim? Galaksileri verseler hürriyet elinden almaz mı? Yok, ne yapayım ben galaksiyi? Yani işe yaramadığından anlamına gelmez galaksiyi. Bana ne ebedi hayat verir, ne varlığımı izah eder, ne varlığıma bir anlam kazandırır. Hiçbir şey. Yalnız bu galaksiyi bırak da diyelim insanların arzuları biraz daha pratik konuşalım. Diyelim ki ne bileyim en güzel evi, en güzel aile hayatını, en güzel iş hayatını, mali garantiyi diyelim biz sosyal veya neyse her şeyi garantilediniz. Peki bunların hiçbirisi benim insani ihtiyaçlarıma karşılık gelmez ki. Bedeni ihtiyaçlarıma gelebilir. Ama bedenim 3-5 gün sonra çürüyecek zaten. Ne yapayım ben onu? Onun için anladığım kadarıyla sizin söylediğinizi hatırlamaya çalışıyorum. Efendim? Ha, neden rahmet var? Beni yaratıkların, benim gibi olanların, kendim de dahil olmak üzere bakın insanlar diğer çok basit bir şekilde gelenekte bize ne anlatılır gelenekte? İnsanlar putlara tapıyorlardı. Basit bir şey. İnsanlar putları Allah zannediyor. Yoksa ben hiçbir kimseyi, o kadar Hristiyan var, kiliselerinde putlar var, yani statüler var. Hiçbirisi bu Allah'tır diyecek aptal görmedim şimdi. Bu beni yarattı falan, bu bizi yaratan, kainatı yaratan, bu böyle bir insan ben hiç var olduğuna da inanmıyorum. Onun için gelenekteki bu putlara tapma tabirini çok iyi analiz etmek lazım. Birinci ana esas put, insanın kendini kendine malik zannetmesidir. Ondan sonra dışarıdaki eşyanın özelliklerinin o eşyanın kendilerine ait olduğunu telakki etmek zorunda kalıyor zaten. Ben şu özelliğimden dolayı, mesela diyelim ben iyi bir mühendisim, mühendisliğimden dolayı iftihar ederim derse, öbür taraftan bir iyi bir doktorun da doktorluğundan dolayı iftihar etmesini haklı görmek zorundayım. Bu bir nimettir, bizi yaratanın bize verdiği bir imkandır, bir ikramdır diyemiyorum. Onun için esas put kendimizdedir. Kendindeki putu yıkmayan bir adam dışarıdaki putlara tapmak zorunda kalır ve bu putlar hiçbir zaman Kabe'deki kabilelerin sembolleri olan statüler, ne derler onlara? Heykeller değildir. Yani bunu komik olmamak lazım. Yani bu kavramı bizim bir kafamızdan silmemiz lazım. Müşrik demek Allah'ın yanı sıra başka heykellere, putlara tapan insan demek kavramını kafamızdan kazımamız lazım. Böyle bir şey yok. Tarihte de yok idi. Zaten Peygamber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye geldiği zaman Mekke'nin fethini, Kabe'deki putları uzaklaştırmak olarak, temizlemek olarak sembolize eden anlatımlar, siyer kitapları, tarih kitapları, o tarih ve siyer kitaplarına dayanarak yapılmış olan filmler ve ona dayanarak yapılan nakillerin hepsi saçmadır. Mekke'nin fethi, Kabe'deki 3-5 tane kabile sembollerinin temizlenmesi değildir. Bunu çok iyi bir anlamamız lazım. Ya Kabe'deki semboller insanların Allah dediği, ilah dedikleri değildi. Kimse hiçbir sembole ilah demezdi. Demiyordu da zaten. Ebu Cehil'in de derdi buydu. Anlamak istediği, yani gerçekten samimiyetinden midir ayrı konu. Biz de Allah'a inanıyoruz.
sen de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Resulullah, sen bizden ne istiyorsun diyordu. Yani Allah dedik, Rabbül Beyt, Rabb-i İbrahim, İlahi İbrahim Allah, kainatı yaratan Allah diye Ebu Cehil inanıyor ve kendisinden nakiller var. Sen benden ne istiyorsun diyor. Efendim? Başıma bela oldun. Ya? Evet, başıma bela oldun diyor. Başımıza bela oldun diyor. Neye? Ben kabile reisiyim. Mekke'nin bu horozu üst... benim. Efendim? Bütün mevzu orada dönüyor. Mekke'nin horozu benim. Buranın horozu benim. Başkası ötemez burada. Diyor. Mesele kainatın bir yaratıcısı var veya yok meselesi değildi. Bunu anlamamız lazım. Putlar ilah değildi. İnsanlar kendilerini ilahlaştırmışlar ve dolayısıyla kabilelerini ilahlaştırmışlar. Putlar kabilelerin mümessilleri olarak. Şimdiki bayrak gibi. Her bayrak, gidin Birleşmiş Milletler binasına, her Birleşmiş Milletler binasında o milletleri temsil edenlerin başında ne var? Bayrak var. Hangi memleketten geldiyse, hangi ülke diye. Ne diyorlar? State, nation state, ulus devlet. Hangi ulus devleti temsil ediyorsa onun bayrağı var. Kimse bayrağı put demiyor. Vallahi bayrak kainatı yarattı demiyor ki. Bunu anlamamız lazım. O bayrak kutsal diyor. Bayrak kutsal diyor adam. Neden? Neden? Bu güzel bir nokta. Neden bayrak kutsal diyor? Çünkü ulus devleti temsil ediyor. Ulus devletin üstünlüğünü temsil ediyor. Bağımsızlığını temsil ediyor. Neden o temsile değer veriyor? Kendisinin üstünlüğünü, kendisinin bağımsızlığını iddia ediyor da ondan. Yoksa bayrak kainatı yarattı, bizim yaratıcımız diyen var mı? Hangi o devirde, Resulullah döneminde hangi bedevi, en bedevi Arap veya insan bu Kabe'deki şu put benim yaratıcımdır dedi. Böyle bir nakil kesinlikle yok. Bu saçma kavramı kafamızdan kazımamız lazım. O zaman hür oluyoruz. Nasıl hür oluyoruz? Ben nerede kendimi ilah ilan ediyorum? Orası. Ana nokta burası. Kendimin ilahlığının bir uzantısıdır. Ağaç kendiliğinden meyve verir. Başka insanlar da kendi özellikleriyle iftihar etme hakkına sahiptir vesaire. Ben ulus olarak kendi başıma hür olursam yanımdaki bir başka ulus devlet de hür olacaktır. Uzantılar devam ediyor ve böylece biz nerede kendimizin yaratılmışlığını ihmal edersek orada köleleşme başlıyor. Resulullah'ın bütün davası insanları kabilecilikten ve dolayısıyla kendilerinin yaratılmış olduklarını kabilecilikten kurtarıp yaratılmış, her insanın yaratılmış eşit olduğunu, yaratılmış oldukları için her yaratık eşit olduğunu insanlara anlatmak için görevliydi. Mekke'nin fethi demek insanlara, evet siz yaratılmışsınız, başkasına karşı üstünlüğünüz yok, yaratılmış noktasında herkes eşittir. İşte burada problem başlayacak. Bundan sonraki soru ve onun cevabında problemler başlayacak. Çözmemiz lazım bunları. Zamanımız var mı? Var. Biraz var. Yarım saatimiz var. O zaman soru, tekrar bir soru geliyor. Nasıl hürriyet
imanın hassasıdır. Çünkü tanımda hürriyet imanın hassasıdır. Olmazsa olmaz özelliğidir dedi ya. Nasıl olur bu iş? Cevap, zira rabıtayı iman ile sultan-ı kainata hizmetkar olan adam. Gördük değil mi? Tanımlar yerine oturuyor değil mi? Başında boşuna konuşmuşuz. Zaten söyleyeyim. Ama başında konuşup detaylandırmasaydık burada ne demek istediğini ve tamam iman dediği biz de iman edenleriz diye geçiştirecektik. Ezbere nakil yapacaktık. Rabıtayı iman ile buna nasıl oluyor onu konuştuk. Sultan-ı kainata hizmetkar olan adam. Ne demek sultan-ı kainata hizmetkar olmak? Sultan-ı kainatın ne hizmete ihtiyacı var? Bulaşıklarını mı yıkayalım istiyor? Ne yapalım? Evini mi temizleyelim? Ne yapalım? Sultan-ı kainatın ne hizmete ihtiyacı var? Dikkat edelim bu cümlelere. Sultan-ı kainata hizmetkar olan adam, yani Sultan-ı kainatın hakimiyetine, malikiyetine, hallakiyetine teslim olan adam. İradesine teslim olan adam. Biz Allah'a hizmet ediyoruz diye camiye geldik, camiyi süpürdük ya. Onu zannediyoruz ki Allah'a hizmet ettim. Kardeşim sen bir yerin halısını temizledin. Ne Allah'a hizmet ettin? Karıştırmayalım konuları. Ben bunu bir beklenti içerisinde, karşılık beklentisi içerisinde olmadan yaptım. Neden? Cevap. Neden karşılık beklemeden yaptım bunu bakayım? Sevap kazanayım diye mi? Allah'a hizmet edeyim diye mi? Allah'ın dinine hizmet edeyim diye mi? Neden yaptın? Halıyı neden temizledin camide? Cevap. Kim söylesin? Pisliği sevmeyen duyguyu verene saygı gösterdim. Onu tanıdım. Yani tanıdım demek, yani ben seni tanıyorum bir yerden değil. Onun pisliği sevmeyen duyguyu bana vermesiyle benim pisliği sevmememi sağladığını ikrar ettim. Madem sevmiyorum pisliği, beni yaratan bana pisliği sevmeme duygusu vermiş, bu duygunun gereğini uyguluyorum. Bunun Allah'a hizmetle falan ilgisi yok. Kendi gerçeğinin uygulamaya konması var. Peki niye öyle bir gün kullanıyor o zaman? Allah'a hizmet eden, Sultan-ı kainata hizmetkar olan adam cümlesini bir, niye Kürdi de kullanmış? Şimdi de böyle yeni Said dönemindeki eserlerinde de bu tip ifadeler var. Bir, bunun ben şöyle bir gerekçesini görüyorum. Bir, Nursi zaten bu meselenin yani özünü detaylı bir şekilde anlatıyor. O ayrı. Ama halka muhatap olurken halka mal olmuş kavramları halkı yabancılaştırmamak için kullanıyor. Fakat biz ne yapıyoruz? O kavramları gerçekleri ifade ediyor diye literal olarak alıyoruz. Halbuki ben mesela, bana varlık verilmiş değil mi? Beni var etmiş. Bu kainatı var eden beni de bu kainatta var etmiş. Bu vermiş olduğu varlığı değerlendirmek suretiyle ne yapıyorum? Onun, bana varlık verenin, bana varlık vermekteki maksadına uygun davranıyorum. Değil mi? İşte ben onu sanki onun iradesine uygun davranma tercihimi ona hizmet ediyorum gibi ifade ediyorum. Öyle istediyse ben de öyle yapıyorum diyorum. Şimdi de bir tavrımız oluyor da biz ücret isteyen konumunda hani
ücret için buradaymışım gibi, bir şeyler almak için gibi yani. Sevap kazanmak. Sevap kazanmak veyahut da dünyadan haz almak. Hani illa dini bir kontekste oturtmaya da gerek yok da dünyada haz almak için var. Hani okula bir şey öğrenmek için gitmiyorum da diplomayı alıp para kazanacağım. Yani hani ders kısmı beni ilgilendirmiyor. Hani o çünkü başka yerlerde de onu hizmet ve ücreti birbiriyle ilişkilendiriyor ya. Biz olayın ücret tarafıyla daha çok ilgilendiğimiz için nefis itibariyle hizmet tarafıyla yani hizmetten kasıt öğrencilik tarafıyla ilgilenmiş olsam zaten kulağa götürecek. Yani derse gidiyorum, öğretmeni hocayı dinliyorum, öğreniyorum. Bu yeter zaten ama öğrenmenin değerinden daha çok senin güzel örneğin oldu. Bunu kullanalım. Bir daha vurgulamak istiyorum. Öğrenmenin kıymetinden daha çok diploma almak için bu mereti öğrenmek lazım diyorsun. Yani öğrenmeyi takdir etmiyoruz ya. Ücret alma, ücret bekleme böyle bir anlayışın sonucu. Yani ben camiyi temizledim. Sevap kazanacağım demek boş yere iş yapma. Neye? Caminin temizliğinin sana verilen bir emanet duygu olan temiz olma duygusunun senin yaratıcın tarafından sana verilmiş bir emaneti yerine getirmek anlamını taşımıyorsa boş yere, boş yere emektir var ya, işte boş yere emektir. Ücret bekliyorsan boş yere emektir. İnsan bu çok garip yani bir de. Hürriyet, mesela hürriyeti için aynı zamanda insan canını veriyor. Evet. Yani canını verebileceğin kadar kıymet verdiğin bir şeyi aynı zamanda böyle gönüllü olarak köleliğe de razı oluyorsun. Gönüllü gönüllü. Yani çok düşününce çok ilginç değil mi? Yani aslında bir yönüyle çok kıymetli olduğunu farkındasın ama diğer yönüyle de yani gönüllü köleliğe razısın. Yani bilmiyorum ifade edemiyorum tam da ilginç yani. Böyle sanki böyle bir körlük var insanda. O körlüğe girdiği zaman bırakıveriyor her şeyi. Ama aynı zamanda o çok önemsizmiş gibi gördüğü şey için de canını veriyor. Ben bazı kişileri gördüm. Şimdi gıybet tarzında olmasın. Yani vakayı tespit bakımından. O ilk zaman, şimdi onlarla ilgilenmiyorum da, Bosna'da problem çıkmıştı ya. Yıllar önce, evet, o neredeyse 25-30 yıl oldu, problem çıkmıştı. Bosna'ya Müslümanları korumak için, Müslümanların safında savaşmak için gitmek üzere hazırlanmış grubun sabah namazına kalkmadığını müşahede etti. Garipliği görüyor musunuz? Kendinde ubudiyeti yaşamıyor. Ama Müslümanları kurtarmak için savaşa, ölüme gidiyor. Çok garip. İnsan çok garip bir yaratık. Şöhret, kendine mal etme. Ben Allah için hayatını verebilen bir insanım deme. Gururunu hak zannet. Yani gitmesin demiyorum. Ama sabah namazına kalkmaması da önemli bir işaret. Çok garibiz. Evet. Bu çelişkinin özünde aslında bazı ki yani insanların hepsi ne kastediyoruz, ne kastedilmesi gerekir diye tam kavramıyor olabilir. Çünkü çok pörsümüş bir kavram bu. Enaniyetli bir insan yahu diyoruz. O da çok tersi olmuş. Efendim? O da çok tersi olmuş bir kavram. Evet. Yani çok pörsümüş. İnsanlar gerçekten ne anlama geldiğini düşünmeden kullanmışlar ama her şey bir insanın kendisine kendini kendisine mal etmekte.
yerden başlıyor. Her şey. Önce oturup arkadaş bu vücudu ben mi yaptım? Soracağım. Bu vücudu benim hücrelerimden oluşan bu vücudu hücrelerim mi yaptı? Soracak. Sonra insani özelliklerine gelecek. Bu insani özelliklerin başında beş duyu geliyor. Görme, o basit olduğu için, açıkça fiziki olarak gözlemlediğim için oradan başlamam lazım diye düşünüyorum. Görme özelliğini ben mi kendime verdim? Benim hücrelerim mi beni görür yaptı? Sorgula kardeş. Her zaman bu benim çok dikkatimi çekiyor. Pratik olarak da çok çözümün, çok problemlerin çözümünde kaynak kaynak teşkil ediyor. La ilahe. La ilahe aşamasından geçmeyen bir insan gerçekçi olarak, tahkiki olarak, bizzat kendi gerçeğiyle baş başa kalarak la ilahe aşamasından geçmeyen bir insan kesinlikle ne Müslüman, ne mümin, ne Allah'a inanır falan olduğunu iddia etmesin boş. La ilahe prosesinden geçmeyen insan illallah'a teslim olamıyor. Bilmez ki. Bildiğini zanneder. O bildiği Allah kültürden aldığı kavram. Kültürü din zannetme hatası her zaman herkes için, benim için de dahil. Bu aslında güzel oldu. İyi bir formül bu. Şey yani la ilahe illallah'ın la ilahe sanki hakikaten iman prosesine bakıyor. Çünkü orada yani kainatta seni var eden bir şeyin varlığını arıyorsun, bulamıyorsun. İllallah da ulaştığın o sonucun o mutlak sonuca kendi varlığını ifade edip teslim oluyorsun. Ya, zorunlu olarak seni götürdüğü sonuç oluyor. La ilahesiz Allah'a inanmanın ben imkanı olduğuna inanmıyorum. Şimdi hem iman hem teslim olan bir şeymiş, cümleymiş. Onun için her zaman Kur'an denildiği zaman ne diyorsun arkadaş denildiğinde la ilahe illahu. Bakın dikkat edin, la ilahe illallah demedim. Kur'an'da çoğu la ilahe illallah. Ve çoğunlukla la ilahe illallah. Ya la ilahe illallah. Allahu la ilahe illallah. Huvallahu lezi la ilahe illallah. La ilahe illallah. Her yerde. Neden? Her meselenin aslını, özünü, kökünü teşkil ediyor la ilahe illallah. Kur'an'ın ana mesajı la ilahe illahu, ama dikkat edin ezbere konuşmamak lazım. La ilahe illallah diye ezbere atma. La ilahe illahu ile başlayacağız. La ilahe illahu'ya geçmenin birinci aşaması la ilahe'ye ulaşacağız. Yani kainatta sahipsiz, maliksiz, izahsız, manasız bir vücut olduğumuzu, varlık olduğumuzu farkına varacağız. Kainatın içinde. Neyim ben? Hiçbir cevabı yok. Kainatın içinde cevabı. Kainatın içinde varlığımı izafe edebileceğim tek bir kaynak yok. Bu boşlukta, bu yeis diyelim buna. Bu yeisten tek kurtuluş çaresi, peki bu kainat ve ben onun içindeyim. Biz neyiz, nereden geldik? Sorusu insanın rahatlıkla sorabildiği bir sorudur. Alacağı cevap Rabbül Alemin. Kainata kim varlık verdiği, kainatın bu düzenini, bu özelliklerini, özellikleriyle donatarak kim var ettiyse o var etti. Ben onun mülküyüm. Çok kolay. Yani Allah'a inanmak çok kolay da, hiçbir problemi yok da. Hani böyle kainatın büyüklüğüne bakarak falan değil. Ya kainat büyük olsun. İnsanlar ne diyorlar? Kendi kendine oluşmuş diyorlar. Ebedi olarak böyledir diyor adam. Sonsuz olarak kainat hep böyle vardı zaten diyor. Bunu ta insanlığın 5000, 6000, 7000 yıl öncesi kayda geçmiş olan insanların düşüncelerinin hepsinin özünde bu var.
hani Yunan felsefesi dediğimiz saçmalıkların hepsinin özünde bu var. Kainat ezelidir. Zerre ezelidir. O zaman için zerre diye atomu biliyorlardı. Atom ezelidir. Kim bu sözü söyledi? Şimdiki materyalistler de aynı şeyi söylüyor. Madde ezelidir diye. Yunan filozofları da aynı şeyi söylediler 5000 yıl önce. Ve insanlar aynı şeyi tekrar edip duruyorlar. Nasıl ezeliyet izafe edersin? Kimse sorduğu yok. Yani inançsızların arasında. İnananlardan da sen neye inanıyorsun? İzah etmeden olmaz. Peki, yani gerekçesi de la ilahe'yi tesis etmek lazım. Hiç zor değil. Yani la ilahe'nin bir insanın kafasında yerleşmesi ya da insanın duygularına sinmesi hiç zor bir proses değil, işlem değil. Yani zor olan nedir? Biz neden iman meselesini zor zannediyoruz? La ilahe aşamasına ihtiyaç duymadan Allah diye birisi var, bir şey varmış, ben ona inanacakmışım dediğim için Allah kavramını bir türlü dünyama yerleştiremiyorum. Nerede çıktı bu diyorum? Kalbimde diyor. Kalbim. Bunu nereden aldım diyor. Ama işte kainatın böyle harikalığına bakarak da ya bunu bir yapan olması lazım diyorum. Ve böylece de kalbim Allah'a iman ile dolmak yerine ne yapıyor? Kaçıyor oradan. Amellere boğuluyor. Zor olan teslim olmak mı? Yani mesela şeytanın hani Kur'an'da geçen hikayesine baktığın zaman işte ben ateşlerin falan iddiaları o da kendine ait müstakil bir varlığı özellikleri varmış gibi bir iddia var. Çünkü ateşe bir kıymet atfediyor. Yok. Pardon. Devam et. Dolayısıyla orada yani mesela şeytanın Allah'ı bilmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Tanımaması gibi bir durum söz konusu yok. Değil. Emrine teslim olmaması gibi bir şey var. Durum söz konusu. Yine ben orada teslimiyeti birdenbire sokamıyorum oraya. Bakın bunları konuşacak az bir vaktimiz var. Önemli konular bunlar. Basit gibi görülmesine rağmen usulde çok önemli, temelli konulardır. Bir insanın kainatın bir yaratıcısı olması lazım demesi çok basit bir olaydır. Bu Allah'a iman değildir. Dikkat edelim buna. Bir kainatın bir yaratıcısı olması lazım dedim diye Allah'a iman olmaz. Şeytan da zaten benim bir yaratıcım var, o da sensin dedi. Kur'an'ın ifadesinde bize bu mesaj var, dikkat edelim. Evet, sen beni yarattın ama şimdiki bendeki özellikler bana ait. Ben onlar istediğim gibi kullanacağım. Kendine izafe ediyor. Yaratıldıktan yaratılmışlığını inkar etmek insanın çok zordur. Ama pratik hayatta bizi bu ene diye bugün sohbetin dersin ana kavramı oldu enaniyet. Ene dediğimiz şey bendeki özellikler benim. Şimdi ben mesela size şöyle bir cümle söylesem ne dersiniz? Ben yaratıldım, beni yaratan Allah dedim. Benim problemlerimi çözer mi? Hayır. Arkasından da dedim ki ama ben şunu seviyorum. Bak kendime izah ettim. Dikkat edin. İşte o ama şu duygu benim kendimin duygusu gibi. Yani ben şunu tercih ederim. Bakın. Demek ki problem benim yaratılmış olduğumu genel olarak ona vahidiyet denir. Genel olarak söylemenin çok bir faydası yok. İşte orada sanki gerçeğini idrakine varmamış mı var yoksa gerçeği idrak etmiş olmasına rağmen ona muhalif hareket ediyor olmak mı var? Gerçeği de idrak etmedi. Kendisine yani ona malik olduğunu iddia etti. Neden? Kendisindeki özelliklerin buraya dikkat edelim. Kendine aitmiş gibi kullanma eğilimidir. Bütün problemin kaynağı. O zaman iman tahakkuk etmemiş oluyor yani. Ya yoksa mesela diyelim ki ya anladım kardeşim sen
kralsın, hadi kral. Senin kralsın, senin burun öter burada. Ama eve geldiğim zaman da benim burun öter. Anladın? Yani sanki. O zaman eve dışarıya gidiyor. Mesela fabrikaya gidiyor, çalışıyor. Patron ne derse, evet. He? Paşa paşa yapıyorsun. Ha. Saat 8'de geleceksin dedi, geliyor. Neden? Patronu kabul ediyor. Eve geldiği zaman eşine, çocuklarına patron oluyor. Problem burada. Efendim? Çünkü harçlığı sen veriyorsun. Parayı veriyor. Ta ki çocuğu kendine muhtaç, bağımlı yapıyor. Dikkat et. Arkasından parayı vermesinin maksadı çocuğa yardım etmek değil. Çocuğu kendisine köleleştirmektir. Bakın hani iş yerine gittiğin zaman, fabrikaya gittiğin zaman ustabaşının, patronun dediklerini yaparken kuzu kuzu yapıyordun ya, onun otoritesini kabul ediyordun ya, sen ben bu fabrikanın sahibi değilim, ona itaat etmem lazım diyordun ya, problem orada değil. Problem eve geldiğin zaman, ha şimdi de buranın patronu benim demek deyip dememektedir. Ya ayrım yapmak lazım. Esas problem kendi varlığımızda kendi duygularımızın patronu muyuz değil. Bütün problem burada. Onun için insanlar diyor ki ben şöyle şöyle kötülükler oluyor, savaşlar oluyor, yüreğim parçalandı, bir yerde zelzele olmuş veya bir yerde fırtına olmuş, bir şey olmuş, 100,000 tane çocuk ölmüş. Nasıl benim yüreğim parçalanırken, bak lafa, hani Allah vardı da onun merhameti nerede ya? Ben bile dayanamadım. O nasıl dayanır demek? Dikkat ettiniz mi? Hastalık zaten bu şer problemi dediğimiz olayın başında ne var? İnsanın duygularını kendine has kılması var. Şeytanın da yani sen beni yarattın ama beni ateşten yarattığına göre benim hamurum topraktan üstündür var. Dikkat ettik mi? Benim duygularım öbüründen daha iyi demektir. Bana ait olanları. Esas şer problemi diye bir problem yok arkadaş. Ben inanmıyorum. Ne var? Bir insanın kendine verilmiş olan özellikleri vereni değil kendine ait kılması. Verene değil kendine ait kılmasından kaynaklanıyor. Benim yüreğim parçalanıyor. Çocuklar günahsız. Çocuklar ölüyor. İhtiyar adam öldüğünde zelzelede yüreğim parçalanmıyor mu? Yani ne demek bu? Benim yüreğim. O senin yüreğin parçalanıyor güzel. Peki o yüreğe o özelliği veren kim? Sen mi? Ya mesele enaniyette kaynaklanıyor. Neden başlıyor? Peki zamanımız dolmadı ama dolmak üzere yazılan var, okuyalım. Sanırım olay kültür ve din denilen kavramı ayırabilecek bir usulü geliştirmek gerekiyor dünyamızda. Yani kültürü din zannetme hastalığından kurtulmadıkça tahkiki iman mümkün değil. Kültürü din zannetme hastalığı damarlarımıza işlemiş diye görüyorum. Öyle hissediyorum. Kendimi de yani belki de aşırıya gidiyorum. Bu noktada kültürden kaynaklanan her şeyi sorgulamaya başlıyorum bu sefer. Yanlış mı yapıyorum? Hayır. Veya çok güzel sonuçlar çıkartıyorum. Zamanımı çok alıyor. Çok şey incelemem gerekiyor ama çok da güzel sonuçlara ulaşıyorum elhamdülillah. Kültürü dinden soyutlama çalışması herkesin görevi, şahsi görevi. Alaaddin'in yazdığı var demek ki mesele temelde
her bir anın, her bir şeyin, her bir noktanın var edicisini, tüm kainatın yaratıcısı olan mutlak yaratıcı olduğunu hissetmemek, anlamamak, yani Risale'nin tabiriyle problem ehadiyet olmasından dolayı rivayete göre Bilal-i Habeşi'ye efendileri imanından dönsün diye baskı yaparlarken Bilal ısrarla ehad ehad demesi bu bağlamda manidar olsa gerek. Alaaddin, cümleni lütfen böl, anlamlı hale getir. Nereden başladın, nereden çıktın kardeşim ya? Bir türlü anlamıyorum. Şunu şöyle tek tek adım adım takip ederek yazsana güzel fikirlerini. Biraz bu noktada eğitim görmemiz lazım. Bakın bu yazdığınızın hepsi bir cümle ve nereden başladın? Bir de siz bakın. Yani lütfen evet. Şimdi ehad ehad demesi, ehadiyet nedir? Bunları konuşuyoruz değil mi? Ehadiyet. Yani bir insanın kendisindeki, yani güzel noktalar da Alaaddin kardeşim tekrar işte sen yazacaksın, ben ikaz edeceğim. İkimizin görevi bu. Ayıplamıyorum ama yani sen de benim ikazlarımı dikkate al, ben de senin yazılarını dikkate alıyorum. Peki ne yapıyoruz şimdi? Konumuz neydi? Ehadiyeti kendi dünyamda, kendi varlığımda, kendimdeki özellikleri sorgulamak suretiyle tahkik etmeye çalışıyorum. Önce kendimden başlıyorum. Evet. Evet, nerede kalmıştık? Rabıta-i iman ile sultan-ı kainata hizmetkar olan adam, hizmet kelimesinden geldik buraya. Demek ki o hizmetin aslı neydi? Tanımak idi. Hizmet, tanımak, ikrar etmek, iman etmek yani. Yoksa kelime yanlış, anlaşılmayacak. Hizmete karşı mükafat beklenilmeyecek. Çünkü hizmet yok ki mükafat beklenilsin. Evet, kainata hizmetkar olan adam başkasına tezellül ile tenezzül etmeye ve başkasının tahakküm ve istibdadı altına girmeye o adamın izzet ve şehameti imaniyesi bırakmadığı gibi. Mümkün değil yani. Ben kendimin ve kendimdeki duygularımın hepsinin yaratılmışlığını fark ettikten sonra tutup da bunun yaratıcısının ancak ve ancak yeryüzünde, kainatın içinde hiçbir şey olmayıp ancak ve ancak kainatın sahibi olduğunu idrak ettiğim andan itibaren yaratıklığını, varlıklarının kainatın yaratıcısına borçlu olanlara karşı bende bir tezellül, tenezzül, sen bana bunu yaptın deme mümkün değil. Yani ağacın, pratik basit örnek, ağacın yaratılmışlığını, meyvesini, yaprağını, güzelliğini, her neyse odununu, her neyse kainatın hiçbir parçasına izafe edemez insan zaten. Bu bunu yaptı, güneş bunu yaptı diyemez. Hepsi bu kainatın tümü öyle bir düzen içerisinde var ediliyor ki, varlık veriliyor ki ağaç o düzen içerisinde meyve verecek şekilde var ediliyor, yaratılıyor. Olduğunu anlayan bir insan gidip de ağaca sen bana iyi meyve verdin demez. Bir başka insana da sen bana sıhhat verdin demez. İyi bir doktorsun, bana sıhhat veren sensin demez. İlaca sen bana şöyle şöyle iyilikler yaptın demez. Diyemez ya. Ya sen yaratılmış benim gibi belli bir görevi yapmak üzere vücut verilmiş, varlık verilmiş bir eşyasın. Yaratıksın. Benim gibi
ona tenezzül edemez. Mümkün değil. Onun için la ilahe aşaması çok önemlidir. La ilahe aşaması. La ilahe'den, la ilahe'yi çok 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 tekrar etmemiz lazım. Ya da la ilahe'yi çok gündeme getirmek lazım. Zor değil. Yani la ilahe demek hiçbir zaman zor değil. Yalnız bizde hep ben Allah'a inanıyorum, biz Müslümanız da Allah'a inanırız diye atmasyon konuşma hakim olduğu için ben bir la ilahe aşamasından geçmem lazım deme ihtiyacı hissetmediğimden hep böyle tepeden inme. Evet. Tepeden inme iddialarla kendimin ömrümü harcayıp gidiyorum. Haberim mi? Neye? Tahkiksizlikten. Meseleyi ciddiye almamaktan kaynaklanıyor. Evet. Burada kalalım. Neden? Hem zamanımız doldu hem de bundan sonra çok önemli bir konuya geçiyoruz. Başkasının tahakkümüne, istibdadına tenezzül etmemek imanın şahametidir. Ama ondan sonra diyecek ki böyle olduğu gibi başkasının hürriyet ve hukukuna tecavüz etmeyi dahi o adamın şefkati imaniyesi bırakmaz. Neden? Evet. Neden? Bu meseleyi gelecek hafta konuşacağız. Burası cümlenin yarısı. Ama olsun. Önemli bir nokta. Yani İslamiyet'te Allah'ın Resulü'nün uygulamasında köleliğin ortadan kaldırılmasının temel mesele, temel konusu, temel nedeni burada yatıyor. Ya onun için efendim köleliğe pratikte vardı, bazı sahabeler hala köleleri vardı. Yani Resulullah kendisine hizmet edenlerin falan gibi ifadeler var. Bunlar çok problemli hadisleri çok okuduğunuz zaman çok problemlerle karşılaşırsınız. Özellikle tercümelerde çok problem. Mesela Enes bin Malik çocuk 6 yaşında çocuk, 5-6 yaşında çocuk. Efendim Resulullah'ın hizmetkarıydı diyor. 5-6 yaşında çocuk ne hizmeti? Ne konuşuyorsunuz? Resulullah 5-6 yaşında ya evin bir elemanı. Çocukken gelmiş, teslim edilmiş. Resulullah'ın evinde, Resulullah'ın eğitimine tabi kılınmış birisi. Bunları detaylı konuşmamız lazım. Bunları detaylı konuşmamız lazım. Toplumdaki kavramların İslamiyet'in uygulamasına nasıl sindirildiğini ve sonradan da nasıl istismar edildiğini, hadislerdeki kullanılan ifadelerin nasıl çevirtilip sultanlar tarafından onların saraylarına cariyelerle doldurulmasına fetva verildiğini görmemiz lazım. Yani bunlar İslamiyet'in özü. Yani eğer böyle bir Kur'an diye bir mesaj bu dünyaya gelmişse benim bunun gerçekten pratik hayatta benim hayatıma yansıyan prensiplerimin kaynaklarını bilmem lazım. Hangi esaslara göre böyle, hangi esaslara göre böyle? Yoksa takliden ilmihal uygulaması yapmak din değildir. Dikkat etmemiz lazım. Burada kalalım. Gelecek hafta bunun üzerinde dururuz. Evet, buraya işaret diyorum. Ben Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin bi hurmeti sefesuretil fatiha.